Merhaba kıymetli arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere Proteus'ta graf modda yani grafik modunda grafiğin analog çıkışının nasıl yani giriş ve çıkışların grafikte nasıl gösterileceğini anlatacağım. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden devremizi zaten hazır çizdim ben. Hemen bir tane arkadaşlar grafik çiziyorum. Bakın şöyle bir grafiğim olsun. Evet. Bir giriş için bir grafik olsun. Bir de çıkış için bir grafik çizeceğim. Aynı grafikten. Evet. Şimdi bu grafik modlarda bakın sildim. Arkadaşlar çizerken bakın istediğimiz büyüklükte çizebiliriz. Sinyali istediğimiz şekilde görebilmek için istediğimiz büyüklükte çizebiliyoruz. Bakın ben ekrana sığdırmak için ve net bir şekilde görmek için iki tane giriş ve çıkış için iki ayrı grafik oluşturuyorum. Evet. Grafiklerim bunlar olacak. Şunu biraz yukarı taşıyalım. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, giriş ve çıkış sinyalini nasıl grafikte görebiliyoruz? Osiloskopta da görebiliriz. Fakat ben analog analysis kısmında görmek istiyorum. Dediğim gibi Proteus osiloskop ekranında da sinyallerimizi görebiliriz. Şimdi öncelikle ben giriş ve çıkışıma birer adet voltaj probu bağlayacağım. Bakın bu giriş için bir de çıkışıma bağladım. Bunun ismine giriş ve in diyelim ve input. Evet. Şuna da bakın bu R1'e bağlandığı için burada R1 yazıyor. Buna da V output ismini vereceğim. V out olsun. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle ben sinüs AC kaynağımın parametrelerini belirlemem lazım. En önemli parametreler hangileri? Benim genliğim amplitud, burası 12 volt olsun. Ve bu height demiş, bunu gösterelim. Frekansında 50 Hz olsun genelde kullandığım frekansım. Bakın frekansımı göremedim. Neden? Çünkü burada hide seçeneği tıklı. Show dedik, ok dedik ve frekansımın değeri de burada görünüyor. Bir tane 1M4148 doğrultmaç diyordum ve bir tane gürültüyü önleyici bir kapasitörün ve yükün üzerine düştüğü bir sinyalin üzerine düştüğü bir yüküm bulunmaktadır. Kapasitörüm 330 mikrofarad. Bu baktığınız zaman nedir? Bir yarım dalga doğrultmaç devresidir. Benim sinyalimin pozitif kısımlarını kırpacaktır arkadaşlar. Şimdi grafikte nasıl göreceğim ben bunu? Tutuyorum bakın. V input'u buraya bıraktım. V output'u da tuttum. Probumu aldım. V çıkış sinyalime bağladım. Şimdi input sinyalimin girişine çift tıkladığımda start time, stop time. Burası arkadaşlar. Bakın şu x aksisinin parametreleri yani bakın sıfırdan 1'e kadar giden x aksisinin parametreleri. Ben bunu sıfırla 100 milisaniye aralığında görmek istiyorum. Aynı şekilde çıkış grafiğimde sıfırla 100 milisaniye arasında olsun. Şimdi yine V input'a tıkladığımda kıymetli arkadaşlar benim set Y aksisinin parametrelerini görmem için bir şey var, o açılmadı. Bir saniye. Buradaki neyse bu kalsın şimdilik. Başka burada belirtmem gereken bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde giriş çıkış sinyallerimi görebilirim. Şimdi sağ tıklıyorum buna. Bakın sağ tıkladım. Bir kere sağ tıkladığım için ne oldu? Grafik kayboldu. Geldim grafiğin üstüne sağ tıkladım. Simulate graph. Evet. Grafimi simüle et. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bakın benim giriş sinyalim bir sinüs kaynağına bağlı olduğu için nasıl görünüyor? Pozitif ve negatif sinyallerimi ben görebiliyorum. Hangi değerler arasında? Eksi 15 ile artı 15 volt arasında. Benim 12 volt olduğu için bakın üstü yaklaşık 12 volt, altta eksi 12 volta denk geliyor. Şimdi giriş sinyalimi gördüm. Nasıl? Sağ tıkladım. Simulate graph space şeyiyle gördüm. Yani space'e basarsam yine görürüm. Buna tıkladım. Space dedim. Evet.
Yani sağ tıklamadan space'e basarak da görebilirsiniz. Evet, şimdi çıkış sinyalimizi de gördük. Nasıl gördük? Yarım dalga şeklinde gördük. Aslında kapasitörüm ne yaptı arkadaşlar? Pozitif kısımlarını filtreledi. Yani süzgeçledi. Ve bu şekilde gösterdi bize. Şimdi şöyle yapalım mı? Kapasitörümü ben kaldırıyorum. Grafiğime tıkladım. Bir daha bastım. Bakın space'e bastım. Hatta şöyle yapalım. Çift tıklayalım. Set yes color diyelim. Şuna eksi 10 minimum değer eksi 15, maksimum değer 15. Tam görebilmek için. Evet, ok dedim. Evet, gördünüz mü? Bakın ne oldu arkadaşlar? Yarım dalga doğrultmacın çıkışı da bu şekilde verdi bana. Ben yine kapasitörümü buraya bağlıyorum. Ben çünkü daha net bir sinyal istiyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle eksi kısım aşağı, artı kısım yukarı doğru gelecek şekilde grafiğim üzerine bir daha tıkladım. Bakın 330 mikrofarad. Bunu 220 mikrofarad yaparsam nasıl görünür? U demek arkadaşlar. Bakın ne demek? U mikro demek değil mi? Bakın biraz daha az kırpmış oldu. Şimdi grafiklerin üzerine çift tıklayalım. Buradaki grafiğin başlığı analog analysis. Ben mesela buna analog grafik dersem, analog giriş. Neden analogdur? Çünkü sinyalim analog bir sinyal. Giriş grafiği dedim. Bakın Türkçe şeyleri algılamadı tabi. Şöyle diyelim, giriş grafik. Evet, bu da analog çıkış grafik diyelim. Analog. Grafik. Evet. Yine bakın I'ları algılamadı. Bunu iyi yapacağız. Türkçe karakterden istemiyorlar. Analog çıkış grafik. Başka ne var bizim burada bilmemiz gereken? Start başlama zamanı bitiş sinyal daha net görmem için geniş bir aralık belirlemem gerekiyor. Left axis level buna gerek yok. Bunun yani left axis şeyin bu x şeyinin aksisinin sol en sol kısmına hangi ismi? Bir şey alıp T verirsin mesela, time dersin, o çok önemli değil. Initial DC solution, başlangıç DC şey diyor. Bunlar çok önemli değil. Simülasyon sürekli devam ettir. Evet. Bizim burada yine Y aksisinde sinyali net görebilmemiz için arkadaşlar neyi bilmemiz lazım? Şuradaki değerleri ayarlamamız gerekiyor. Burada pek bilmemiz gereken çok önemli bir şey yok arkadaşlar. Bunlarla boğmak istemiyorum sizi. Evet. Bilmemiz gereken temel noktalar bunlar. Tabii dijital grafik de var. Mesela şöyle söyleyeyim. Şurada bakın dijital grafiğim de var. AC sweep, DC sweep kısımları da var. Önemli olan analog dijital frekans grafiği ve AC DC sweep olaylarıdır. Bunları bilmemiz yeterli arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar kıymetli arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.